Merhaba arkadaşlar bugün sizinle birlikte kaos tanrılarının arasında belki de en baş belası ve en başına buyruk olanını ve her olaydan kazançlı çıkanını inceleyeceğiz. Bu da Korn arkadaşlar. Arkadaşlar Korn'un mantelitesi basittir. Kendisi savaş, kan ve kafatasının tanrısıdır. Bu yüzden her türlü olaydan karlı çıkar. Çünkü Warhammer 40K evreni biliyorsunuz ki savaşlar üzerine kuruludur. Bu yüzden şunu söyleyebiliriz ki Korn olmasaydı belki de 40K evreni bu kadar güzel bir evren olmayacaktı. O yüzden aslında her 40K severin Korn'a bir yerde teşekkür borcu vardır. Ki kendisi ortalığı genelde e, ee, Tyzenex'in tabirinize zinçten sonra karıştıran en önemli tanrıdır. O yüzden Korn 40 kayveren için önemlidir. Hadi videoya geçelim. Arkadaşlar videoya öncelikle Korn'un tezahürüyle başlamak istiyorum. Mutlaka arkaya koymuşumdur. Kendisi belki de trilyonlarca kafatasının üzerine kurulmuş, tahtında oturan, iri yarı, kaslı, ağzı böyle kurda, vahşi bir hayvana benzeyen bir tanrıdır. Ama kaos tanrıları Warp'ta yaşadıkları için ve Warp sürekli değiştiği için ve maddesel olmadığı için aslında Görünümünün de pek bir önemi yoktur. Orada olması yeterlidir. Herkes onu farklı şekilde görebilir. Korn'un genelde etki alanı arkadaşlar ilkel insan dünyalarıdır. İlkel insan dünyaları neden var derseniz aslında Kornla aynı amaçtan savaşçı yetiştirmek. Biliyorsunuz imparatorluk bazı dünyalara bilerek teknoloji götürmeyi reddediyor ve o dünyalardaki insanlar ilkel ve savaşçı kalmalarını istiyor. Böylece ilkel dünyalardaki insanlar o zor şartlarda hayatta kalmayı başarırlarsa belli 50 yaşa gelirlerse doğal olarak doğal avcı ve savaşçı oluyorlar. Bu da imparatorluk ordularını ve spacemenlerini beslemek için birinci sınıf asker demek. Yani aslında eğitim masrafını ve sosyal hizmetler masrafını keserekten mükemmel askerler yetiştiriyor. Bu dünyalar genelde Korn'un beslendiği dünyalardır ki Korn zaten yakın dövüşü sever. Bunu da birazdan orduları kısmında işleyeceğiz. Yakın dövüş sever ki bu dünyalardaki insanlarda okları saymazsak genelde yakın dövüşen canlılardır. Ve Korn'un ana besin kaynakları yani ana kült kaynakları aşağı yukarı buralardır. Ama onun haricinde insanlık şehirlerindeki dövüş kulüplerinde veya bir insan diğer bir insanın haz etmediğinde veya onu öldürmek istediğinde, örneğin siz iş yerinizde patronunuza kızdığınızda ve onun boğazını sıkıp öldürmek istediğinizde ki böyle bir şey yapmayın, bu iyi bir şey değil. Ee, böyle bir, böyle durumlarda mesela örnek olarak korn bundan beslenir ve sizi kutsar, yanına alır ve sizi güçlendirir. Zamanla fiziksel gücünüz artacağı gibi zihinsel olarak da bozulmaya, kavgaya ve saldırganlığa daha yatkın bir hale gelmeye başlarsınız. Ki bu hal devam ettikçe Korn sizi boynuzlar, pençeler, kalın zırhlar ile de ödüllendirebilir veya bunları yapmaya çalışırken vücudunuz daha da bozulabilir, deforme olabilir. Ama sıkıntı yok. Bu Korn'un takipçileri arasında bir statü göstergesidir ve bu iş devam ettikçe devasa ejderha gibi bir Korn iblisine dönüşüp bir bakmışsınız ki Korn'un ordularını kırbaç ve baltayla komutada ediyor olabilirsiniz. Yani Korn dövüş kulüplerinden, ordudaki askerlerden, birbirinden haz etmeyen insanlardan, ilkel kabilelerden çok sık besleniyor ve kendisi kaos tanrıları içerisinde galaksideki en büyük alanı kontrol eden kaos tanrısı ve takipçileri sürekli savaş istediği için sürekli bir yayılma eğilimindeler ve sürekli sağa sola saldıran kampanyalar düzenliyorlar ve bu e, kampanyalar olmadığında da birbirlerini veya diğer Kaos tarihlerinin müritlerini e, kesmekle, parçalamakla meşgul oluyorlar. Orduları özellikle, arkadaşlar orduları kısmına geçelim. Ordular özellikle e, Kaos'un iblislerinden, yani e, şöyle söyleyeyim, Korn'un iblislerinden ve Korn'un yaratıklarından meydana gelir. Ama bunun haricinde de büyük bir kısmı e, Korn'a inanan insanlar yani kültlerden ve Korn'un Space Marine'lerinden, özellikle dünya yiyenlerden, World Eaters'tan e, oluşur. E, bunlar genellikle savaşta e, yakın dövüş silahları kullanırlar. Ama Korn'un özellikle büyük toplar, e, büyük ateşli ve enerji silahları kullanan e, birlikleri de mevcuttur. Ama genel olarak e, Korn'un müritleri yakın dövüşü kanla, bıçakla, baltayla kan akıtmayı severler ki bu bir yerde onların bilincine de işliyor Korn'a inandıkları için ve Korn'un tek ibadeti budur arkadaşlar. Diğer kaos tanrıları için ibadethaneler, kurbanlar vesaire gerekirken Korn'a ibadet etmenin tek yolu saldırmak, savaşmak ve kan akıtmaktır arkadaşlar. Bu yüzden Korn'un müritleri Space Marine'de olsalar, kültist de olsalar genelde balta, bıçak veya yakın mesafede kullanacakları tabanca, makineli tabanca gibi şeyleri kullanırlar. Korn'un savaş taktiklerine gelecek olursak arkadaşlar Korn'un savaş taktiği diye bir şey yoktur arkadaşlar. Bu da Korn ordularının aslında en zayıf noktasıdır. Çünkü Korn'un müritleri için kazanmak veya kaybetmek önemli değildir. Korn her halükarda bu işten karlı çıkar. Yani Korn'un orduları savaşıp ölseler de Korn'un gücü artar. Korn orduları savaşıp öldürseler de kazansalar da Korn'un gücü artar. Yani her halükarda her savaş galakside Korn'u beslemeye devam eder. Ama bunun e, Korn'a bir yerde eksisi de şudur. Savaşacak kimse bulamadıklarında e, Korn müritleri diğer kaos tanrılarıyla veya birbirleriyle savaşarak sayılarını azaltma eğilimindedirler. Bu yüzden Korn'un gücü artarken bazı zamanlarda müritlerinin azaldığı da olur. Diğer olay da Korn'un... Rekabet ettiği kaos tanrıları. Sleyeneş ve Zinç. Zinç. Benim tabirimde Tayzenek. Zinç, e, Korn'un en sevmediği iki tanrıdır. E, kendisi daha önceki e, videomda da belirttiğim gibi Nurgle'la kardeştir. Aynı şekilde Zinç'le de kardeştir ama e, Nurgıl'ı severken Zinç'ten pek haz etmez. Hiçbir şekilde e, büyüyü e, bu yüzden müritlerine, kültistlerine kullandırtmaz ki e, Zinç bundan beslenmesin. Hiçbir şekilde de askerlerini acı çektirerek öldürmeyi tavsiye etmez ki bundan Suleyaneş güçlenmesin. Korn'un burada yaptığı tek şey öldürmektir. Ama yeri geldiğinde Zinç'le güç birliği yaparak ordularını birleştirir. Ta ki düşman yenilip zincin adamlarını öldürmek için müritlerine emir verene kadar ama neş kesin düşmanıdır onunla çok çok nadir durumlar dışında asla e, birliktelik kurmaz ve hayalini kurduğu şey her zaman sıraeşin boğazını sıkarak onu öldürmektir ki Sneş bundan da büyük ihtimalle zevk alacaktır arkadaşlar e, bu haftalık video bu kadar arkadaşlar İşlerim yoğun ve canım sıkkın olduğu için az video atıyorum ama bu demek değil ki kanalı bıraktım videolar gelmeye devam edecek Kendinize iyi bakın hoşçakalın bir sonraki videoda görüşmek üzere bay bay.